Ver bakayım o elmayı. Sen tek başına yiyemezsin bunu. Yarım yarım ye. Tamam mı oğlum benim? Anan nereye gitti? Komşuya gitti baba. Sebep oğlum? Televizyon izlemeye mi? Anlamadım baba. Ne diyorsun? Zaten anlasaydın şaşardım oğlum. Abini yatılı okula yolladım belki beyni gelişir diye. İnşallah sen de ona çekmezsin. Fazla yeme oğlum. Zarar zarar. Niye? Sana değil. Bana zarar. Tamam mı oğlum? Ben bunu götürüyorum sadece elmayı. Hadi bakayım. Memdu abi. Bizim adamımız işi başaramamış. Ulan sen ne diyorsun? Hamsi kafalı gazim. He? Ne demek başaramamış oğlum işi ya? Vallahi Memdu abi. Bizim adam tam sıkacakken oranın kapıcısı kendini kurşun önüne atmış. Oy. Ne diyorsun ulan sen? Ulan bu devirde kim kendini kurşun önüne atar? Demek ki bu uşak yiğit uşağımış ha. Çok haklısın Memdu abi. Keşke bizim elimizde böyle bir adam olsaydı. İşte o zaman memlekete diz çöktürürdük. Oy. Doğru diyorsun kazım. Şimdi sen git Abu Şab'ı araştır. Anası kim, babası kim, dedesi kim, ninesi kim, dayısı kim, amcası kimdir? Bu adamın sülalesini araştır bana. Fakat hepiniz dikkatli olun. Bu olay illaki dayı bizden bilecektir. Kimse oralı olmayacak. Hepiniz tetikli olun. Eyvallah Memdu abi. Sen nasıl istersen. Ben çıkıyorum o zaman. Tamam Uşak. Ha bütün gelişmelerden beni haberdar edin ha. Eyvallah abi. Ula dayı. Bu sefer elimden kurtuldun ama... Bir daha yine seni kimse alamayacak elimden. Ya Ali abi. Mahalle bu aralar çok sessiz değil mi? Hiç olay yok ya. Ne güzel işte. Ben kötü mü dedim canım kardeşim? Tabii ki güzel. Acaba kaçırdığım bir şey mi var? Onu diyorum ha. Yok yok merak etme sen. Kaçırdığım bir şey yok. Bir dedikodu olsa ilk başta sen duyarsın. Aşk olsun sana Ali abi. Ben dedikodu mu yapıyorum? Vallahi kalbimi çok kırdın. Teessüf ederim. Ulan ayrı seni bilmesem inanacağım da. İnan da ha. İnan inan. Ben yapmam. Seyit yeni bir araba düşürdüm. Hemen hasat yapmamız lazım. Durumu ne la? İş yapar mı? Durumu çok iyi lan. Adam paraya sıkışmış. Hemen alırsak ucuza kapatırız. Tamam oğlum sen gönder bilgilerini ben bir kontrol edeyim. Ama sana vereceğim komisyonu dükkanın kirasından düşeceğiz. İşine gelirse. Lan ne alakası var? Kaç aydır kira ödemiyorsun? Bir de komisyonuna mı sayacaksın? Ya kardeşim işler kesat bu aralar. Var da ben mi vermiyorum sanki? İleride olursa bir ara öderiz artık ha. Ulan Seyit sana hiç iş getirmek istemiyorum ama başkasında da para yok ki. Öyle deme kardeşim. Bu zor zamanlarda birbirimize destek olmamız lazım değil mi ama? Neyse öyle olsun. Ben sana haber veririm. Hadi kaçtım ben görüşürüz. Vay sayın abicim. Hoş geldin abi. Ya sen bu aralar hiç yurt dışına çıkmıyor musun? Çok kişi telefonları soruyor. Ne zaman getireceksin? Bu aralar yurt dışına giriş çıkışlarda sıkıntılar var. Neyse sen onu bırak da. Geçen kurşunun önüne atlamış olalım. Hayırdır? Aynen sayın abicim. Geçen dayıya şurada sıktılar. Kurşunun önüne atladım belki para verir diye. 5 kuruş bile vermedi yemin ediyorum ya. Nasıl yani? Oğlum sen para için mi atladın lan kurşunun önüne? Başka niye olacak ki sayın abicim? Ama sana bir şey diyeyim mi? Yemin ediyorum gözlerime uyku bile girmiyor. 5 kuruş bile vermedi ha. 2,5 liralık kurşunun önüne 5 lira için atlarsan olacağı budur oğlum. Yani... Senin para için yapamayacağın şey yoktur öyle mi? Aynen öyle sayın abicim. Geçim zor biliyorsun. Gerekirse para için kurşuna kafa bile atarım. İyi bakalım. Madem durumlar böyle seninle güzel işler yapacağız ha Seyit. İş mi? Allah'ını seversen abi. Ne iş yapacağız abi? Para kazanalım. Gelişmeleri sana sonra anlatırım. Bundan sonra benim himayem altındasın. Biri sana yanlış yaparsa direkt beni arıyorsun. Ya kim bana ne yapacak sayın abicim? Ben sıradan bir kapıcıyım ya. Aklında bulunsun oğlum işte. Bir şey olursa hemen beni ara. Tamamdır sayın abicim. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. İyi bakalım. Hadi görüşürüz o zaman. Ulan bu herifte kesin bir şey var ama. Çözeceğim. Bunu da çözeceğim. Mahallede Seyit diye biri varmış, tanıyor musunuz? Hayırdır, niye soruyorsun? Ya abicim, uzun yoldan geldim. Kendisi hemşerim olur. Yerini biliyorsanız söyleyin ya. Ya hemşerim, tanıyorsanız söyleyin artık. Niye birbirinize bakıyorsunuz? Yok kardeş, tanımıyoruz öyle birini. Eyvallah abi, kolay gelsin.
Ali abi, niye tanımıyoruz dedin? Baksana sakat tipe benziyor oğlum. Benziyor değil mi? Güzel. Ben Seyit'i uyarmaya gidiyorum, bir daha geldiğinde tanımıyorum dersin. Derim derim abi, sen hiç merak etme. Güle güle, yolun açık olsun. İnşallah bir daha gelir. Mahalleye aksiyon lazımdı zaten. Seyit, gel oğlum bakayım, gel. Seyit, etrafta sakat tipler falan görürsen bana haber ver, tamam mı? Vallahi sayın yöneticim, ben etrafta kimseyi görmedim. Ama hatırlatırım ki siz de beni görmediniz. Hatırladınız değil mi? Kurşunun önüne atlamıştım. Boş boş konuşup canını sıkma lan benim. Tamam efendim. Sayın yöneticim, ayıptır söylemesi, onlar size niye sıkmışlardı? Önce beraber çalışıyorduk. Onaylamadığım işler yapmaya başladılar. Şimdi intikama dadanmaya çalışıyorlar. Sayın yöneticim, işin ucunda para varsa niye bıraktın ya? Söylesene onlara, senin yerine beni alsınlar işe. Seyit, şimdi seni ayağımın altına alırım. Onlar kirli işler yapıyordu oğlum. Sayın yöneticim, ya tekrar gelirlerse? Bir daha cesaret edemezler. Biz tedbirimizi aldık. Ama bir daha gelirlerse ben sizi bir daha korurum. Anladınız değil mi? Tamam lan, fazla uzatma. Git çöpler topla. Bu nedir kardeşim ya? Kurşunun önüne atladım, 5 kuruş bile vermedi. Gözüme uyku bile girmiyor kardeşim. Bu ne? Yiyorum lan dediklerini. Sayın yönetici. Aha, diğer binadaki yönetici arıyor. Neyse, sonra açarım. Seni bekliyordum ya. Merhaba kardeş. Seyit'in burada oturduğunu söylediler ama kimse yerini bilmiyormuş. Sen biliyordun değil mi? Biliyorum abi, bilmez olur muyum? İnsanlık öldü mü? Gel sana tarif edeyim. Gel abicim gel. Seni bekliyordum zaten. Başında abi. Buradan direkt üstünde cami var. Oradan dön. Sağa döndüğünde yaklaş. Hadi kolay gelsin. Güle güle. Bakalım bu işin sonunda ne olacak? Heyecan dorukta. Vur abi vur. Seyit, biri seni soruyordu lan. Nasıl yani? Paralı zengin biri mi? Yok ya, öyle değil. Sakat bir tipe benziyordu oğlum. Nasıl yani? Sakat tip derken? Dayıya sıkanlar olabilir. Dikkatli ol oğlum işte. Bunun için mi otoparkı bırakıp buraya kadar geldin kardeşim? Git ya, zarara soktun beni. Git, sakat tipmiş. Senden sakatın mı var? Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Ne halin varsa gör. Ulan hakikaten onlar olmasın mı lan? Ben Enes'i 30 numaradaki adama bunu söyleyeyim. Zaten söyle demişti. Evet söyleyeyim. Alo Kiraz'ım. Ne yaptın? Olabilir misin? Ula bana bak. Dayının adamları etrafta olabilir. Dikkatli olun tamam mı uşağım? Bütün gelişmelerden beni haberdar edin. Hadi. Ula dayı. Benim işime taş koymak nedir? Hepsini öğreneceksin hamsi kafalı sen o. Demek birileri seni soruyormuş öyle mi? He valla sayın abicim, arıyorlarmış. Gidip dayıya desem mi acaba? Yok yok, karıştırma şimdilik sen onu. Belki Ali yanlış anlamış olabilir. Ne yapacağım sayın abicim? Daha yapacak onca iş, kazanacak bu kadar para var. Ben hemen ölmek istemiyorum, ne olur kurtar beni. Rahat ol, ama bir şey olursa abine haber edersin sen. Tamam sayın abicim, sen nasıl dersen. Tamam oğlum, tamam sıkıntı yapma. Ama bir şey olursa ilk bana söylüyorsun, tamam mı? Tamam, ilk sana. Tamam. Tamam, hadi görüşürüz abicim. Ulan ne yapıp ne edip bundaki parayı hepsini çarpmak lazım. Ama bu da canını verir, parasını vermez. Acaba ne yapmalıyım? Ulan Seyit, ulan Seyit, senin Allah belanı vermesin lan. Milletin kurşununun önüne niye atıyorsun kendini oğlum? Üstelik adam para bile vermedi. Ya gerçekten beni öldürüp paramı alırlarsa, işte o zaman ayva yerim ben. O ne? Sakın sesini çıkartma lan. Normal davran. Yoksa delerim seni buradan. Delmek mi? Burada mı?